En ucuzunu alırız. Sıcaklar başlayınca pazar da olmuyor artık. İnsanlarda alım gücü yok. Ne biz mutlu olabiliyoruz ne onlar mutlu olabiliyor. Onlar yüzleri asık bir şekilde dönüyor. Biz de evimizde parasız bir şekilde dönüyoruz. Patates mesela eskiden fakir yemeği derlerdi. Şimdi zengin yemeği oldu. İnan maliyetler çiftçinin emeğini karşılamıyor. Üreticinin durumu da zor, satıcı da zor. Alıcının durumu zaten gitmiş. Giderek düşen alım gücü, sıcak hava, doğal afetler ve girdi maliyetleri semt pazarlarına yansıyor. Pazar esnafı ürününü satamamaktan, vatandaş da alamamaktan dert yanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlarda işler durgun. Geçen sene 5 lira olan şeftali bu sene 15 lira olunca emeklinin maaşına da 3 katında zam olmuyor. Bundan dolayı mutsuzuz. Önümüz bayram, gerçekten çok mutsuzuz. Her şey çok pahalı. Bu millet ne yiyecek? Maaşlar çok az, düşük. Bugün mesela biraz durağandı. Hava sıcaklığı da bunu etkiliyor. Hava sıcak olduğu için insanlar dışarı çıkmaktan çekiniyor biraz. Tabii pandemi de etkiliyor. Bu arada biraz sıkıntılı diyebiliriz. Yaz Sebze ve Meyve Üretim Merkezi Antalya'da Çaybaşı semt pazarındayız. Pazarda fiyatlar ne durumda? Hadi gelin birlikte bakalım. Şeftali 15 lira, vişne 10 liraydı 8 liraya düştü. Üzümler 10 lira. Yani bu fiyatlar çok yüksek. Bamya 15'ten başlıyor. Cinsine göre 10 liraya da var, 5 liraya da var. Biberler 3 lira. Domates 2 lira, salatalık 4. Acılar 5 lira diyoruz, fasulye 6 diyoruz. Domates 2 lira, pembe var 4 lira, 5 lira var. Biber de 3 lira. Temmuz ayı meyve ve sebzeleri tezgahtaki yerini aldı. Peki üreticinin binbir emeğiyle yetişen bu ürünler bayram sofralarına ulaşabilecek mi? Pazarda fiyatlar uygun ama müşteri yok. Sıcak olduğu için kimse pazara tercih etmiyor bu aralar. Pazarın hali belli, bak araba da olmadı. Almak istediğimiz hepsini alamadık. Bir kiloyla alamıyoruz zaten, yarım kilo alıyoruz. İstediklerinizi aldığınız zaman 200 liradan aşağıya değil. Patlıcanımız da normal 2,5. Dolma biberimiz de normal. Bir tek meyvelerde sıkıntımız var. Ben tek kişiyim, 100 lirayla geldim. Ne alabileceğim bilmiyorum. Hepsi istediğimi de alamayacağım. Biz de alamıyoruz, onlar da alamıyor. Biz verdiğimiz parayı akşam alamıyoruz. Sebzelerdeki fiyatlar kimine uygun kimine pahalı gelse de kiloyla meyve almak artık lüks. Antalya'da korkuzeliği soğuk vurdu. Çiçekteki meyvenin yarısını döktü. Meyve az. Isparçayı zaten tolu vurdu. O yüzden ürün pahalı. Herkesin alım gücü zayıf. Sıcaklar başladı. Yarın üzümdür, kirazdır, dalında bitti. Belki bayram sonu bu sene kiraz yiyecek millet. Bir sene sıkıntı var meyvada. Ortak talep, üretim desteklenmeli. İlaçta, gübrede, mazotta mutlaka destek sağlanması lazım ki üretici daha düşük maliyete üretsin ki biz de tüketiciye getirelim, satalım yani rahatlıkla. Üretici desteklensin ki fiyatlar düşsün.